Üst tarafı da işte gördüğümüz ziyaret. Seyyid-i Vakkas Hazretlerine giden, ziyarete giden ziyaret köyün yolu. İşte şu gördüğünüz ağaçlık tepe, üstü ziyaret. Bu da Adıyaman Besni yolu. Besni'ye giden tek yolu. Şöyle bağlı. Gördüğümüz karşı tepe görünen yer araba. İşte karşıda Seyyid-i Vakkas Hazretleri'nin şu tepe. Yasin olduğu tepe. Ve altında da köy. Öyle. Evet. Türklerin Anadolu'ya ilk gelişinde Türkmenlerin 1749 yılından sonra 50 yıllarında buraya yerleşen Türkmen beyleri birçokları burada Hassa'dan Fırat'a kadar burayı bizim Türkmen aşiretleri almışlar. Kerbela Avcı'ndan sonra Halife Cafer-i Mansur burayı Türklerin İslamiyet'e hizmeti bakımından Kuzey Suriye'nin hem İslam'ın korunması hem de savunması bakımından bu topraklar Kuzey Suriye olarak bize Türkmenlere Eyyubilere avşarlar. Evet, Türkmen yörükleriyle beraber bu topraklara sığınmış, yerleşmişlerdir. Zaman zaman buralardan da Toros Dağları'na kadar göçler 810 yılına kadar devam etmiştir. İşte gördüğünüz bu ovada birçok savaşlar dolduysa da çok kıymetli bir toprağa sahiptir. Evet. Ve yarısı sisli olduğu için pek görünmüyor. İşte gördüğünüz dağlar. Bu toprakların alınışında şehit olan Seyyid Vakkasî Hazretlerinin de türbesi burada şehit olduğu için bu tepededir.
Arabanın ovasını çekiyoruz. Ve sırayla kalenin en yüksek yerinden arabana gelen İpek Yolu ve ova biraz dumanlı olduğu için pek görünmüyor. Gördüğümüz sahneleri çekiyoruz. Kaçın orada la. Gel, beri gel la, beri gel la. Evet, şimdi arabanın içini çekiyoruz. Başlığı okul. Ne okulu? Cumhuriyet İlkokulu. Cumhuriyet İlkokulu'nu çekiyoruz. Çocuklar oynuyor. Hacı bak, lise. Evet. Sırayla çekiyoruz. Ondan sonra. Bütün mahalleleri çekiyoruz. Aşuraları. Evet, kalenin dibindeki evler. Ondan sonra aşağı bağırda dağda dağda. Ne yoldun kesiyorlar motorla. Araban Gaziantep'in en şirin kasabalarından biridir. Zengin toprağa sahiptir. Daha ziyade Santaş sularıyla da zengindir. Susuz. Santaş vurmak suretiyle bütün araziler sulanmaktadır. En çok ne ekiliyor burada? Burada pamuk. Yala pamuk. Buğday. Pamuk, buğday. Arpa. Mercimek. İşte nohut. Gibi kuru hububatların hepsi de her türlü ekiliyor. İşte şu karşıda gördüğümüz canlıya geldi. Şu mu? Hocam, drone. Düdü. Yok. He? Merkez canlısı mı? Yok. Merkez canlısı. Merkez camisi. Şu merkez. Ha şu merkez camisi. Orası? Orası Atatürk camisi. Atatürk camisi. Şu gördüğün bir Ankara'da giren bir cadde. Atatürk'ü şansı. Atatürk'ün yolu ve diğer mahalle. İleride orası ilerideki binalar ne? Polis arabası duruyor. Aşağıdaki binalar ne? Oğlum bırak. Meslek lisesi. Meslek liseleri. Meslek, hapishane. Şurada yeni cami. Hapishane. Hapishane de var. Konuş, dur. Ha, sordun mu? Polis arabası duruyor. Dur konuşma ha. Oğlum be. Ha. Ne yapacaksın sen? Ha, bu karşı yol nereye gidiyor? Beşkenli'ye gidiyor. Beşkenli. Ha? Beşkenli köyüne gidiyor değil mi? Karşısı mezarlık. Anteni. Burada antendir ya. Ben burada anteni. Küçük ev. Burada ev. Kumanda ev. Bekçiler duruyor vardılar. Evet. Burada şurada da dayı var. Şu taş mı? Ziyaret. Cami.
Tarihi bir cami. İslamlar tarafından eskiden kiliseymiş. Şimdi İslamlar tarafından cami olarak onarıp ibadete şeklinde çevrilmiştir. Şu taşın da Atatürk'ün atının ayağı var. Hangi? Şu taşın üstünde de Atatürk'ün ayağı var. Onu ayrıca çekeceğiz. Burada arpa götürüyor. Burada arpa ofisi. Devlet ofisi. Mercimek de satılıyor. Kırtasiye girdi. Arabanın su deposu. Kalenin en yüksek yerinde. Her tarafa su basabiliyor burada. Bu su nereden geliyor buraya? Nereden? Bu su nereden geliyor? Bu su Karakunar'dan geliyor. Evet, Karakunar'dan gelen su burada depolanıyor. Buradan ilaçlanarak arabana dağılıyor. Bak da şu cami de yanacak mı? Yok sen hiç ben geliyor tabii. O da yeni yapıldı. Sarı boyalı. Bir kilise şeklindeymiş. Müslümanların eline geçince burayı şey yapmışlar. Cami haline, dinlenme, medrese gibi şeyde kullanmışlar. Ama zaman zaman çökmüş. Şimdi bu vaziyetiyle yine bir tarih kalıntısını ortaya koymuş. Acaba bu taşlar nasıl geldi? Bir de onu düşünürsek gerçekten bir şaheser bir sanat var. Her tarafı ova taşı nasıl getirmişler? Bayağı da büyük bir hünerle yapılmış. Burası daha evvel yıllar önce kiliseymiş. Seydi camisi dayı burası. Evet. Ondan sonra bu İslam'a geçince Seydi cami olarak camiye çevrilerek ibadet açılmış. Ondan sonra yıkılarak şimdiki bu tarihte elimizde kalan parçalar. Evet. Bir de penceresi. Gel cami içine gidelim. Ye. Dayımı caminin içine. Eski yazılar var. Burası cami. Burası tarihi şaheser. Dayımı caminin içine. Gel lan. O camın girişi şöyle güzel. Evet. Hani şeye kapıdan giriyoruz. Çocuklar da yardımcı. Yani. Tabandaki pencereleri. Buralarda pencereleri. Konuşmasan olur. Burada penceresi. İkinci bir pencere. Bu giriş ve kapısı. Dışarıdan giriş kapısı. Burası. Dayımın çantasını alın da gelin. Bak dayımın iç. Ses yapma ya. Görüyorsun çatısı köprü halinde yapılmış kantarmaya bayağı yüksek. Burayı da çektin mi? Burada. Çok güzel işlenmiş halen. Taşlar yerinde. Üç şeyden ibaret. Evet. Şuraya da girelim daha. Bu da karşısı bir aile yapılmış. Karşıda giriş bir yer daha var. Şimdi oraları da alacağız. İkinci bölüm. Yani bazı yerlerden yıkılmış ve kan taramalı yüksek şekilde çatılmış. İşte. İkinci tabi minare çıkış yani herhalde
Orada içeri hücre gibi ya, kitaplık gibi bir yer. İmamın olduğu yer. Asıl. Evet. Dayı bu. 1900 Şunda kaç taşları çeksiniz, şuraları. Buralarda var. Yakmış. Bazı akışları yerinde. Sonra buradan yıkılmış. Bunun üstü daha var lan. Bunun üstü daha. Işık olduğu için işte aynı yükseklikte. Bak şimdi bölüm. Yine kitaplık gibi kullanılan bir yer. İşte çocuklar girdi içine. Silah yerleri. Buralar silah yerleri. Silah veya cephane de koyabilirler. Bilmiyoruz ama şimdiki deyişlere göre öyle. Kitap da koyuyor. Cephane neyi koyarsan koy. Burada, burada dayı var ya. Alın dışarı koyun, hayvanı çarşıya bırakın. Bir an evet. Şimdi camdan ayrılıyoruz. Geliyorum sürüyorum. Benim damımdayız. Şimdi oradan da diğer çevreyi bir daha tarayacağız. İşte alıntıları. Caminin içi. İşte caminin o yıkık yerinden içeriye çekiyoruz. Abiyle dayım bizi yatarken. Yine çekiyoruz. Boştan mı? Şişirmiş mi? Buralar yıkılmış. Oradan içeriye ışık vuruyor değil mi camiye? Oraya dayı. Evet, buradan ışıklama yeri. Üstte de taş koyulmuş. Burada taşlar her yere geldi. Sökülmüş. Caminin doğrudan görünmüş. Sonra havalandırma delikleri. Işıklandırma ve havalandırma. Şimdi alttaki mağaraya ineceğiz. Ya burada da yine ne maksatla yapılmış, birçok taşları sökülmüş. Çeşitli dolgu taşlar, renkli renkli. Burada da bir depo. Gibi altta. Hikmela kuluna ilim irfan ile gider yoluna, ilim irfan ile gider yoluna. Tabiat nimetse
Tabiat nimetse doğada cennet, akıl, fikir, sevgiyi, saygı kuluna. Akıl, fikir, sevgiyi, saygı kuluna. İyilik yolunda kullar her zaman. Firavun Tanrıysa canlı yarattı. Firavun Tanrıysa canlısı yarattı. Dünya benim deyip putlara taptı. Dünya benim deyip putlara taptı. Yaratan Mevla'ya asi kul oldu. Cennet cehennemi kullara sattı. Cennet cehennemi kullara sattı. Ben tutmuyorum. Tepeyi yine çekiyoruz. Tam ağaçların önünde ziyaret. Altıda köy. Ziyaret ve oradan değil. Yolumuz. Direkt giden İpek yol. Nimeti bol verdin Mevla kullara. Nimeti bol verdin Mevlam kullara. Dünya şirin geldi taparmalara. Dünya şirin geldi taparmalara. İsa ile Musa yollara düştü. İsa ile Musa yollara düştü. Gezerim, gezer Mevla diye çölden çöllere. Gezer Mevlam diye çölden çöllere. Taşla çevresi kalenin kenar çevresinde görüntülerden bir parça. Taş. Hayırdır? Duvar yapılarına taşlar. Adem ödeyeceğim Serhan. He. Bunlar yürüdü. Keşke kamera önünde mi? Merhaba sen. Çağma herkese başla. Ve kalenin Araban Kalesi'nin üstündeyiz. Kaleden tarihi taşlar. Birçok eserler yer altında saklı duruyor.